Gün ve zaman. Oldum olası alışamadım şu özel gün kutlanmasına. Hep tuhaf bir halet ruhiye sanki. Zira zamana uyarlı büyüdük biz. Pek uymazdı kişisel takvimimiz günlere. Her şeyin zamanı vardı, gününden ziyade. Hayat, bir derin toprağa düşmesiyle birlikte ekim zamanı başlardı adeta sıfırdan. Zeytin toplama zamanı gelirdi hemen arkasından. Sonra fıstıkların budam zamanı. Ta ki kara kış belli edene kadar kendini. Zamharı soğuk ve ayaz zamanıydı. Samanlıktaki sarı arpa samanı rızkıydı davarın. Belki de yıl boyu aralıksız süren tek meşgaleydi bu kuru saman ve zibili davarın. O dar ağılların yükü de en çok anacığıma düşerdi ya. Bahar beklenen hayırlı günleri muştulayan ama bir o kadar da tedirginlik zamanıydı tufandan. Türlü emeğin belinden çiftine, otundan kalemine, epciğinden gübresine, ilacına, toprağa ve ağaca umutla gömüldüğü zamandı bahar. Sonrası harmandı, biçer zamanıydı. Ceçlerin harman yerini kapladığı, sıyırgının, eleğin, selektörün işlediği zamanlar. Yani hem bereket hem iş vaktiydi. Nizibe motorla sabah erkenden arpa tutmanın heyecanı da ayrıydı. Ama hiç yetişemezdik kanatlığımızına. Ucundan yakaladığımız bir yolma zamanı vardı mesela. Barak Ovası'nın daha Mayıs sıcağının enseleri yokladığı zamanlardı. Ravak yaparken içilecek suyun hangi kucağın altına konulduğu mühimdi. Şahra'da tekneden kayma ihtimali çocukluk kabusuydu bir yandan. Ve bir de garbı yeğenin gözlendiği cercer dövmesi ve harman savunması vardı. Veya patos zamanı. Tercihe kalmış onu. Hatta palasta saman çekmeye dahi şahittik. Ve çorak bozkır yazı. Serin gölgelikler peşinde. Soğuk su bulma zamanı değişim curcunasında. Koca yaz neredeyse baştan sona harman zamanıydı. Meşguliyetten işin gücün tımlığıydı. Ta ki Eylül başında fıstığa girene kadar. Fıstığın hasat zamanı ise başlı başına bir muammaydı. Çadırından çuvalına, saradından bendeğine, faalinden günlükçüsüne, bekçisinden hırsızına, mahrasından zembiline, kırmasından silkmesine, sergisinden telisine, köşker ipinden kıyığına, bozundan bengine, yaşından kurusuna. Hep bir koşturmaca. Hele bir de okulların açılmasına ramak kala, illa beyaz toprak peşinde koşulan çamur zamanı vardı ki, kerpiç dambu, sıvanmazsa dayanmaz ki kara kışa. Yine de en lezzetlisi şıra zamanıydı. Üzüm kesmenin zahmeti de olmasa. Elbette geleceğe dair umutların saklı olduğu okul zamanı bir başkaydı. Bir nevi bu döngünün son noktası. Zamanın yerine artık günlerin devreye girdiği an, yer. İşte böyle. Geçti gidiyor zaman. Dedik ya, güne değil de zamana ayarlıydı takvimimiz. Şimdi bu geçmişle yoğrulmuş bir faniye, bahset bakalım şu günden, bu vakitten, o zamandan.